Hepinize merhaba dostlar. Şimdi bir platform düşünün. Başlangıcında 1.8 milyon dolar yatırım almış olsun. Certik ve Paladin'de testleri tamamlanmış olsun. Ve üzerine Arrington Capital, Huobi Global Borsası, Femex Borsası ve daha benzeri büyük isimler gibi sponsorlar tarafından desteklenmiş olsun. Merkeziyetsiz kriptonun bu şekilde para kazandırabileceğini bilmiyordum. Vadeliğinin büyük potansiyeli olduğunu düşünenler bunu da sevecektir tahminen. O yüzden haydi platformu beraber test edelim. Arkadaşlar size söylediğim bu partnerler, bakın Arrington Capital, XRP'nin, Algorand'ın ve Moonbeam'in arkasında olan isim. Yine Huobi Global'ı zaten çoğunuz biliyorsunuzdur, bir de Femex borsası var, onun dışında daha fazla isimler de var. Yani büyük isimlerden destek alarak yoluna neredeyse 2 milyon dolar yatırım aldıktan sonra başlamış diyebiliriz. Bu kullanacağımız borsa tamamen merkeziyetsiz. Yani MetaMask gibi bir cüzdanınızı bağlayarak buraya kullanıyorsunuz. Şu an burada iki tane ağ var kullanılabilecek. Bir tanesi Arbitrum, diğeri Polygon. Ama biz bunu test edebileceğiz. Sizlere de göstereceğim. Polygon'u test anında ücretsiz matik alacağız. Bir de üzerine 100.000 USDC yollayacağız buna platform üzerinden ve onu test edebileceğiz. Ben de onu yapmak istiyorum. Şimdi burada yapacağınız şeyler merkeziyetsiz dedim. MetaMask kullanarak dedim. Ama tam olarak ne yapıyorsunuz? Vadeli de değil burada yaptığınız. Daha fazla soru işareti yaratmadan şu şekilde söyleyeyim. Opsiyonları belki duyanlarınız vardır. Options diye geçer zaten İngilizcesi de. Bu sizi korkutmasın. Evet, vadeli gibi 50x'e kadar burada işlem açabiliyorsunuz ama hiçbir x almadan da yapabileceksiniz bunu. Ben sizlere bunu anlatacağım. Ama şöyle küçük bir tanımına bakalım. Opsiyonu bilmeyen arkadaşlarımız için nedir bu opsiyon? Bu bir sözleşme çeşidi arkadaşlar. Optix platformunu düşünürsek bu akıllı kontratlarla blockchain'in, blok zincir ağı üzerinde gerçekleşiyor. Bu sözleşmede de bir varlığı daha önceden belirlenmiş bir fiyattan almaya ve sonrasında tahmin ettiğiniz yukarı ya da aşağıdan bahsediyoruz. Tahmin ettiğiniz şekilde de gerçekleşirse siz daha önceden belirlenmiş fiyattan aldığınız için arasındaki sizin karınız oluyor. Bu şekilde bir mantıkla düşünebilirsiniz bunu. Zaten direkt Optix üzerinde grafikle vesaire açıklarken daha rahat anlayacaksınız tahminen bunu da. Şimdi önemli olan iki kısım var burada. Birincisi 8 Mayıs'ta 30 bin dolar değerinde bir promosyon başlattılar. Buraya katılan herkes alabiliyor. Onu yarıya bölmüşler. 15 bin dolar 15 bin dolar likidite sağlamak deniyor. Daha önceden merkeziyetsiz platformları Pancake vesaire kullandıysanız likidite sağlamanın ne demek olduğunu biliyorsunuzdur DEX'lere. Şimdi burada bugün bitiyor likidite sağlamak. 15 bin doları buna ayrılmış. Bunu değil de biz daha çok diğer 15 bin dolara, yani burada trade yaparak o promosyonun içine girmeye odaklanacağız. Doğal olarak bu bizim şansımız olacak. Yine Telegram'larını da takip edebilirsiniz. Çünkü Türkiye pazarına da bayağı önem veriyorlar. O yüzden de Türk Telegram'ı açmışlar. Ben linklerini aşağı vereceğim. Direkt oradan katılıp gruba merhaba diyebilirsiniz. Arkadaşlar lafı çok fazla uzatmadan direkt platforma geçmiş olayım. Bakın Optix dediğimiz böyle bir platform. Zaten bütün bilgileri bakın auditlerden, testlerden bahsetmiştim. Yine destekçilerini burada da görebiliyorsunuz. Hani siteyi kendinize böyle aşağı inip inceleyebilirsiniz. Ben burada genelde en detaylı şekilde ama özet vermeye çalışıyorum sizlere. Bakın burada dilleri var zaten. Direkt Türkçe'ye de ayarlayabiliyorsunuz. Şimdilik Türkçe yapmış olalım. O şekilde devam edelim. Ticaret yapı tıklıyorsunuz buradan. Sayfası bu. Gayet basit. Burada çiftleri var. Grafiği burada görebiliyorsunuz. Burada da call bullish ya da put bearish kısmı var. Şunu da bir Türkçe'ye çevirmiş olalım. Burada arkadaşlar yapmamız gereken ilk şey cüzdan bağlamak. Burayı kullanmak istiyorsak. Cüzdan bağla kısmına tıkladığınız zaman şu şekilde bir seçenek çıkacak. Genel olarak ben MetaMask'ı kullanıyorum. Onu seçiyorum. Zaten cüzdanım bağlıydı benim burada. O yüzden otomatik olarak açılmış oldu. Siz buraya bağladığınız zaman zaten soracak MetaMask'inizden bir ibare gelecek. Buraya bağlamış olacaksınız. Bakın şurada blockchain ağları var. Hangisinden bağlayacağınız. Arbitrum One ağı üzerinde geçiyor. Az önce söylediğim promosyonu, 15 bin dolarlık trade promosyonu, bunun üzerinde tıklarsanız şayet birçok seçeneğin olduğunu görebileceksiniz. Beraber gidelim mesela. Arbitrum'a çevireceğim şimdi ben MetaMask'te. Ağı değiştir diyorum ve Arbitrum'a geldim. Burada diğeri testnet olduğu için çok daha fazla seçeneğin olduğunu görebiliyoruz. Genel olarak en bilinen coinlerden bahsediyoruz. Akıllı kontratlar tarafından direkt blockchain ağı üzerinde opsiyon oluyor. İlk defa görüyorum böyle bir seçeneği. Ama dediğim gibi trade yapan bazı arkadaşlarımız burada işlemler yapmayı düşünebilir. Neden olduğunu anlatayım şimdi sizlere. Bakın call bullish dediğimizde yukarı çıkacağını düşünüyoruz. Ya da put bearish dediğimiz zaman aşağı düşeceğini bu fiyattan düşünüyoruz. Şimdi bu kısmı vadeli özellikle bilenler için kolay olsa gerek. Bu kısmı atladıktan sonra yani siz fiyatı yukarı ya da aşağı düşeceğini düşünüyorsunuz. Burada opsiyon boyutu var. Ne kadarlık satın almak istiyorsunuz? AV'den bahsetmiş. Şu an bir AV'nin fiyatı 63.43 dolar.
Biz bunu buradan dolar değerinde de 1000 dolarlık mesela diyebiliriz. 15 tane AV yapıyormuş ya da 5000 dolarlık diyebiliriz. Hani bu bize kalmış. 78 AV yapıyormuş. Biz 1000 dolarlık diyelim, daha kolay olsun. 1000 dolar dedikten sonra arkadaşlar uygulama fiyatı kısmı var. İşte bu da o 50x'e kadar kullanım demek oluyor. Şöyle tıkladığınız zaman seçenekleri göreceksiniz. Bakın artı 50 çıkabilir diyorsunuz. Siz bunu artı 50'ye kadar %50 artabilir diyorsunuz. Ya da işte aşağı iniyorsunuz, sıfırda bırakabilirsiniz. Hani şu rakamda kalacak, bunun üstünde ya da altında olacak. Eksi %5 olacak, artı %5 olacak diye sadece öngörüyle çalışıyor diyebiliriz. Bilmiyoruz sonuçta ne olacağını. Şimdilik sıfırda bırakmış olalım. 63, yani ben diyorum ki kol bullish. Şu rakamın uygulama fiyatının üzerinde kalırsa ama ne zaman için? İşte ona da dönem kararı veriyor. Burada arkadaşlar 1 günlük, 2 günlük, 3 günlük, 7 günlük vesaire bunların hepsi var. Siz burada sözleşme açıyormuşsunuz gibi düşünün. 1 günlük seçtiğiniz zaman bakın prim ödemesi çıkıyor, oluşuyor burada. 16 neredeyse USDC'yi burada prim olarak ödüyorsunuz. Siz burada nasıl kazanıyorsunuz? Şimdi burada herhangi bir kaldıraç almadık biz. Sıfırdan bahsediyoruz. Ve dedik ki artacak. Şu anki fiyatı bu. Diyelim ki şöyle oldu. Biz artacağını söyledik. Okey, her şey çok güzel. Sözleşmeyi oluşturduk. Burada AV'nin fiyatı %3 arttı diyelim. 70'e çıktı. Çok güzel. Biz şu an kârdayız. O yatırdığımız 1000 dolar bir de yukarı çıkacağını söylediğimiz için sözleşme olduğundan gidip biz bu sözleşmeyi uygulayabiliriz artık. Çünkü yukarı çıktı ve biz de doğru tahmin ettik. Yani buradan para kazanıyoruz. Ama şöyle bir şey var. Burada prim fiyatı başladı ödeniyor. Yani 1000 dolar dersek 15 dolar burada yaklaşık %1,5 yapar. %5 artmış olsa, %10 artmış olsa aradaki miktarı, primi de çıkartmanız gerekiyor. Yani %1,5 dedik ya, %10 kazanç elde ettik bu artınca, 70 dolara çıkınca. Şu an hesaplamıyorum ama öylesine söylüyorum %10 kazanç diye. %1,5 çıkarttık, %8,5 kazancımız var. Harika, şu an kârdayız. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Yani şu toplam primi ödeyeceğinizi yine olabilecek kârı oradan çıkartıp size uygunsa seçiyorsunuz. Diyelim ki buradan %5 artar dedik. %5 artar dediğimiz için aslında biz buradan biraz kaldıraç aldık. Ama şu uygulama fiyatının da üstünde olması lazım. Biz buradan kaldıraçı da aldık. Yani 63 değil, 66'nın üzerinde olur diye tahmin ediyoruz burada, değil mi? Şayet bir gün içerisinde bu olursa biz total primi ödedikten sonra arada miktar ne kadarsa yüzdesel aradaki az önce söylediğim gibi toplam primi ödüyoruz ve biz buradan kâr edebiliyoruz. Aradaki fark hala pozitifse bizim için. Bu şekilde bir sistem var. Yani siz buradan bir nevi öngörüyorsunuz piyasanın ne olabileceğini. Başka bir sürece bakalım. Mesela 28 gün diyelim. Bakın 28 gün dediğim zaman 30'a çıktı. Bir tık beklemeniz gerekebiliyor bazen. Bunun sebebi 28 gün içerisinde çok fazla şey olabilir. Siz de onlar da bilmiyor doğal olarak piyasanın nasıl hareket edeceğini. O yüzden burada demek istediğimiz şu oldu. 28 gün sonrasında fiyat 66.6'nın üzerinde olacak. Çünkü biz call bullish diyoruz. Ama 30 dolar verdik. O da 1000 doların %3'ü yapar. Yani biz buradan %3'ten daha fazla kazanmamız gerekiyor ki ödediğimiz primden sonra para kazanabilelim hala. Bu şekilde bir sistem var. Öngörüye bir nevi dayalı çalışıyor ama sözleşmelerle çalışıyor. Vadeliden farkı biraz da bu. Eğer kaldıraç almak istiyorsanız buradan zaten görebiliyorsunuz. Almak istemiyorsanız da sadece sıfıra basarsınız ve bunun üzerinde olabilecek kaldıraçsız yüzdesel bir kazançtan primi verdikten sonra ne kadar kazanabiliyorsunuz. Bakın bunu yaptıktan sonra da 33'e çıktı mesela. %3.3 veriyoruz 28 gün içerisinde. Şimdi arkadaşlar biz burayı peki nasıl test edebiliriz? Burada Arbitrum One, yani buraya para yollamadan önce şunu yapabilirsiniz. Bakın Matic Network var, Matic Ağ var, Polygon yani bir de Polygon Testnet var. Testnet dediği burayı test ediyorsunuz. Ona çevirelim mesela şimdi. Ağı değiştir diyorum. Burada musluk diye bir seçenek var. Türkçe'ye çevirirseniz bu şekilde görünecek. Tıkladığınız zaman ilk göreceğiniz şurada yukarıda bir yazı var. Mumbai Faucet diye. Şimdi Polygon'un asıl yapıldığı yer Hindistan olduğu için buraya yönlendiriyor. Mumbai Testnet diye bir şey koymuşlar. MetaMask cüzdanınızı buraya kopyalıyorsunuz. Bakın buradan Testnet görebiliyorsunuz. Buraya kopyalayıp yapıştırdığınız zaman Submit diyorsunuz ve buraya Matic yolluyor. Şu an tekrar yollar mı bilmiyorum ama deneyelim. Confirm diyoruz. Bakalım olacak mı, göreceğiz beraber. 1-2 dakika içinde hesabınıza yollanır diyor zaten. Optix'e geri döndük. Bir de burada Get 100K Fake USDC. Yani fake USDC alıyoruz buradan. Gerçek olmayan USDC. Okey dedik. Bunu da MetaMask'e bağlanarak yapıyor. Okey, onayla diyoruz. Matic geldikten sonra yapabiliyoruz. Çünkü küçük bir Matic kesintisi var. Adding 100K to the balance. Check my balance derseniz. Evet, şu an 99 bin dolar, yaklaşık 100 bin dolar zaten hesabımda. MetaMask'e üzerinde işlemleri onayladı. Okey, burayı hallettik. Şimdi
fırsat kısmına geçiyoruz ve burada testnetimiz açık gördüğünüz üzere. Diyelim ki bu sefer Ethereum'a gidelim. Burada arkadaşlar aynı işlemleri yapacağız. Ben yine bullish olacağını düşünüyorum. Herhangi bir kaldıraç almadım. Bu sefer 2000 dolar vermiş olayım. 1.09 Ethereum'a eş değer oluyor. Geçerli fiyatı şurada yazıyor. Bu arada aynı fiyat zaten buradan gireceğimiz için. 4 hafta dersem 53 dolarlık. Diyelim ki ben şu fiyatın üstünde olacağını düşünüyorum 4 haftada. 53 dolar prim vereceğim. 2000 doların 53 dolar yaklaşık %2.5'u yapar. 3'ü diyelim kolay olsun diye. %3'lük bir kısmını zaten prim olarak şimdiden veriyorum. Sonrasında %6, %7 vesaire artarsa da sözleşmeyi tamamlayabiliyorum. Yani buradan %4'lük, %5'lik bir karım oluyor. Ha bunu kaldıraç yaparsam az önce anlattığım gibi karım çok daha fazla olacak. Ama doğal olarak da bunun da üzerinde tamamlaması lazım. Yani mantığı anladığınızı düşünüyorum. Bu şekilde işliyor bu sistem. Sıfırda şimdilik bırakıyorum ve buy tuşuna basıyorum. MetaMask'ime direkt gidiyor. Her şey bakın zincir ağı üzerinde, blockchain ağı üzerinde. Onayla diyorsunuz matik kesintisi yapacak. Buraya gelmesi lazım o yüzden. Gelmediyse bir tık beklemeniz lazım. O testnet üzerinden olandan bahsediyorum. Evet, option purchase successful dedi. Yani işlemi tamamladık. Buradan opsiyonumuzu aldık. 53 USDC'yi de verdik. Daha önceden test olarak açtıklarımı da burada görebiliyorsunuz zaten. Şimdi bu testleri siz yapabilirsiniz. Hani buradan kontrol edebilirsiniz. Bir günlük açabilirsiniz. Çok fazla beklememek adına. Ne olacağını anlayabilmek için. Yani burasının nasıl çalıştığını zaten her zaman bir platformu test edin. Ondan sonra yapın derim ben. Hep videolarımda zaten biliyorsunuz. O yüzden de test ettiniz. Buraya belli bir miktar para yollamak istiyorsunuz. Şu an hala testnet'te olduğumuzu hatırlatıyorum. Kasalar kısmına gidiyoruz. Burada public kasa kullanmamız lazım. Private'lar değil. Bakalım bu private mi? Open to public diyor zaten. Okey diyorsunuz. Siz burada herhangi bir USDC, şimdi fake var ya elimizde, herhangi bir USDC koyduğunuz zaman buradan onların token'ını alıyorsunuz. Bu arada 2023'ün 3. çeyreğinde token'ları da piyasaya sürülecekmiş. Hani bunun haberi de geldi. Ethereum ağı üzerinde olacak. Onu da söylemiş olayım sizlere. Diğer platformların yanında Huobi gibi bir borsanın arkasında olması iyi bir iş çıkarttıkları sürece yine token kısmında da tahmini olarak destekleyebileceğini düşündürebilir. Sadece bana değil, hani bu platformu bilen insanlara diyorum. O yüzden aklınızda bulunsun bu da bir not olarak. Şimdi burada ne kadar yatırmak istiyorsunuz diyor. Bakın 1000 USDT diyelim yaklaşık şu kadar Optix yapıyormuş. Yani bunu bir teminat olarak düşünebilirsiniz USDC'nize. Optix ile çalışıyor sistemde akıllı kontratlarla, siz buraya herhangi bir işlem açtığınız zaman sonrasında Optix'i tekrar withdraw derseniz, hani işlem bitirdiniz, parayı kazandınız, umuyoruz ki tabii ki buradan parayı kazandınız, buradan çekmek istiyorsunuz. Optix'lerinizi USDC'ye çeviriyor bu şekilde ve tekrar hesabınıza çekebiliyorsunuz. Şimdi bu kısmı nasıl yapıldığını göstermiş olayım. Provide demiş olalım burada. Görüyorsunuz işlemler devam ediyor. MetaMask açıldı. Buraya hesabımıza yollamış olduk. Yine bir çekme kısmına bakalım beraber. Onu da görmüş olalım. Withdraw kısmına basıyorsunuz. İşlemler burada da yapılıyor. MetaMask vesaire görülüyor. Sonrasında hesabınıza USDC olarak çekebiliyorsunuz. Yani bu şekilde yapılıyor. Ama dediğim gibi bu bir testnet. Burada test ediyorsunuz bütün işlemlerinizi. Sonrasında Arbitrum ya da Matic ağına gidersiniz. Ama dediğim gibi promosyon Arbitrum'un içerisinde. Ağı değiştir diyelim. Buradan az önce gösterdiğim gibi bütün opsiyon işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ben tahmini olarak vadeli ile desteklemek için yapacağım bunu. Mesela vadeliye long mu açtım? Burada belki short'u düşünebilirim. Neden? Buradan sözleşme üzerinden daha fazla kazanıp vadeli de işler iyi gitmediyse buradan onları dengelemiş olurum. Bu şekilde bir sistemle kullanmayı düşünüyorum ama tabii ki nasıl kullanacağınız tamamıyla size kalmış. Ben sadece Arrington Capital ve Huobi'yi görünce arkasında dedim tamam bununla alakalı bir video yapmış olalım arkadaşlara. Evet yine söylediğim gibi Türk Telegramlarına katılmak unutmayın arkadaşlar. Aşağıda bilgisini veriyorum. Yine promosyonlarından 15 bin dolardan yararlanmak isterseniz de 12 Haziran'a kadar devam ediyor. Girip kullanabilirsiniz trade'i. Buradan gelirse belki daha da ekstra bir şeyler alabilirsiniz. Ben yine ayrı bir yazı dizisini opsiyonlarla alakalı, ne olduklarıyla nasıl bakabileceğinizle alakalı aşağı vereceğim. En azından daha fazla bilgi edinip kendinizi bu konuda da geliştirebilirsiniz. O yüzden yararlı olduysa tabii ki bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Hızlı bilgiler, trade ipuçları, çekilişler, yine online para kazanmak yöntemlerini anlattım. Daha hızlı bilgilerini daha doğrusu paylaştığım Twitter'ım da var. Onun da linkini aşağı koyuyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.